Şimdi öncelikle bu altılı masadaki yetki mevzusuna geçmek istiyorum. Onunla başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten önemli. E, biliyorsunuz 13 Şubat'a çevrildi şu anda gözler. Bu 13 Şubat'ta artık adayın açıklanması bekleniyor. Zira e, açıklanması da gerekiyor. Şöyle ki bugüne kadar seçim tarihi daha henüz netleşmemişken altılı masanın İttifakın adayını açıklamamış olması kendi lehine bir durumdu aslında siyaseten bakıldığında. Çünkü netice itibariyle ortada seçim tarihi belli değilken AKP gibi elinde devasa bir propaganda makinesi olan bir siyasal rakibe karşı adayınızı açıklayıp önceden adayınızı yıpratmanın da çok bir mantığı yoktu ee, belki bu noktada eleştirdi altıılması işte geliyorlar bir araya geliyorlar bir yere ama sonra çıkmıyor falan e, ben işin o tarafında değildim çok fazla işin açıkçası e, altılmasan e, aday açıklamasını da e, siyaseten beklemiyordum ama altılmaanın e, şu noktasına e, eleştiri getiriyordum e, o çalışmalar esnasında biliyorsunuz her bir program e, yapıldığında e, her bir toplantı yapıldığında bir işte e, metin, açıklama metniyle çıkıyorlardı e, toplumun karşısına. E, orada çok e, işte belirsiz, muğlak, somut e, olmayan ifadeler yer alıyor Dolayısıyla bu da insanlara, ya arkadaş hani toplanıyorsunuz toplanıyorsunuz, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, e, çıka çıka bu mu çıkıyor dedirtiyordu, aday yok ortada. E, aday açıklamamak siyaseten doğru olsa da e, o metinlerden çıkan e, şeyler insanlarda aslında bir soru işareti uyandırıyordu. Tamam işin o kısmı işte mutabakat metni biraz sonra konuşacağız. Mutabakat metniyle falan hani ya arkadaş işte onlar da buna çalışıyorlarmış falan dedirtti belki. Ama bu saatten sonra artık adayı açıklamadığınız her bir süre 14 Mayıs tarihi artık netleşmişken seçim tarihi olarak adayın açıklanmadığı her bir gün altılı masanın aleyhinde olacak. Çünkü adayın açıklanmadığı her bir gün AKP bu sefer şunu söyleyecek. Siz bundan önce diyordunuz ki biz adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın dediğimizde siz de bizim karşımıza çıkıp diyordunuz ki seçim tarihini belirleyin, ertesi gün adayımızı açıklayalım. Çünkü bu tip ifadeler vardı. Hatırlayın Altılı Masa'nın paydaşlarından, çeşitli parti liderlerinden, Kemal Bey'den, Meral Hanım'dan seçim tarihinin açıklanmasının hemen ertesinde altılı masanın adayının açıklanacağını ifade ediyorlardı. Dolayısıyla şimdi siz eğer adayı açıklamayı uzatırsanız karşı tarafın eline e, bu manada çok ciddi bir koz vermiş olacaksınız ve sürekli size bununla gelecekler. Yani hani sizin işte adayınız hazırdı açıklayabiliyordunuz seçimden hemen sonra. Bakın şey seçim tarihinin açıklanmasından sonra bakın biz seçim tarihini açıkladık. Siz hala adayı açıklayamadınız demeye başlayacaklar. O yüzden 13 Şubat'taki toplantının artık adayın isminin netleşeceği toplantı olması şart. Hani Kemal Bey dedi ya 13 Şubat ya da işte 13 Şubat'tan ee, işte biraz sonra olur. İşte o biraz sonra bence olmamalı artık insanlar. Çünkü artık o noktada aday açıklanması noktasında son raddeye geldiler o hani bekleme çıtası e, noktasında. AKP'de daha fazla koz vermemek gerekiyor. Artık aday kimse bunu netleştirip kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Hele ki o, o bu ortak mutabakat metni açıklandıktan sonra bunu kim dillendirecek? Kim e, bunun taşıyıcısı uygulayıcısı olacak? Artık kamuoyuyla bunu bekliyor. Bunu açıklamak gerekiyor. Şimdi tabii o nedenle de böylesi önemli bir toplantı e, iki kere önem kazanıyor ve bu toplantıdan kesin sonuç çıkabilmesi için liderlerin e, adayın belirlenmesi noktasında tek yetkili olması gerekiyor. Yani oraya gidildiğinde o gün o toplantı işte atıyorum 6 saat sürer, 8 saat sürer, 10 saat sürer neyse ama o gün o Oradan, o kapıdan bu beş lider ayrıldığında adayın ismiyle kamuoyunun önüne çıkabilmeleri için tek yetkili olarak partilerinden yetki alıp gitmiş olmaları gerekiyor ki tekrar partilerine dönüp işte masada X isim e, onay gördü, kabul gördü. Siz de kabul ediyor musunuz diye tekrar partilerinin yetkili kurullarından. Onay almaları e, ve tekrar bir başka sürecin yani bir başka nasıl söyleyelim siyasetin içerisinde var olan bir başka bürokratin, bürokratik sürecin işlemesi gerekmesin. E, normal şartlarda tabi bu tip e, şeyler bu tip kararlarda siyasi partiler şöyle davranıyorlar. Genel olarak e, işte bir e, ortak toplantıda x konu üzerinde bir karar alınıyor. Bunlar partilerin karar organları, yetkili organları, yetkili mercileri dediğimiz mercilere geliyor. Nedir onlar? İşte kimi partilerde parti meclisi olarak adlandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi son karar orası verir MHK ile birlikte. İşte genel idare kurulu üyesi, şey genel idare kurulu işte İyi Parti'de yüksek istişare kurulu. Şimdi buralardan da son onay gelir. Ancak bu Süreç tabi son toplantı olduğu için biraz farklı işledi. Partiler şu anda liderlerine tam yetki vermiş durumda. Yani e, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, e, pardon Demo, e, Demokrat Parti zaten yaklaşık bir buçuk iki ay önce e, liderlerine tam olarak e, tam yetkiyi verdiler. Yani yetkili kurullar bize sormanıza gerek yok. O masada siz kime onay verirseniz tamamdır. Yetkisini verdiler tam yetki olarak genel başkanlarına. E, burada Gelecek Partisi'nde bir e, süreç işliyordu hala ama Gelecek Partisi de bu durumu çözdü ve Ahmet Davutoğlu tam yetkiyi aldı partisinin yetkili kurullarından ve Gelecek Partisi de efendim e, 13 Şubat'taki toplantıya Ahmet Davutoğlu'nu tek yetkili olarak e, gönderiyor. Geriye masanın iki büyük bileşeni olan CHP ve İyi Parti kalıyor. Şimdi CHP'de durum şu: CHP'de zaten parti meclisi yani oylayalım mı oylamayalım mı bu yetki verme işine? O işe girmemişler bile. E çünkü zaten açık ve net biçimde bütün hem MKY hem Parti Meclisi e, hiçbir karşı görüş yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında kilitlenmiş, fokuslanmış durumdalar. Dolayısıyla onlar da tam yetkili biçimde zaten kendi adayları olarak e, Kemal Bey'in mutlak surette o masadan açıklanarak çıkmasını bekledikleri için Kemal Bey e, bu yetki verilmiş durumda. Şimdi gelelim İyi Parti. İyi Parti'de durum biraz farklı. Eee Meral Hanım, bunu daha önceki yayınlarımızda da ifade ettik, yazılarımızda da söyledik. Meral Hanım hala, bakın geçtiğimiz günlerde de bir haber yaptık, bununla alakalı özel bir haber yaptık. Hala e, Kemal Bey'in adaylığının gerçekten riskli olduğunu düşünüyor. E, geçtiğimiz günlerde haber, altern haber alternatifte, haber sitemiz haber alternatifte yapmış olduğumuz ve oldukça sesle getiren bir özel haber vardı. Meral Hanım'ın e, diğer dört parti liderinden ayrı olarak... Kemal Bey'le yapmış olduğu özel görüşmeyi yazmıştık ve burada Meral Hanım'ın e, Kemal Bey'in karşısına anketlerle çıktığını ve burada bu riski e, gösterdiğini, diğer isimlerin altında Kemal Bey'in çok riskli oy oranıyla e, bu anketlerde yer aldığını gösterdiğini ve e, Ekrem Bey'in de her an siyasi yasak e, ile karşı karşıya. Kalabileceğinden ötürü Mansur Yavaş'ın adaylığı noktasında bir düşünceleri olduğunu ifade ettiğini, Kemal Bey'in de benim bu saatten sonra hani dönüşüm yok minvalinde bir cevap verdiğini, part tabanının kendisini firesiz desteklediğini ifade ettiği bir toplantının detaylarını yazmıştık. Şimdi Meral Hanım ve şunu söylemiştik, Meral Hanım son dakikaya kadar direnecek demiştik. Kemal Bey'in adaylığı noktasında ve şimdi Meral Hanım diğer partilerdeki gibi işte bu tam yetkiden ziyade yine şeye partisinin yetkili kurullarına masadan çıkacak ismi götürecek gibi gözüküyor. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte bugün İyi Parti'nin genel sekreteri. Sayın Uğur Poyraz'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Bizim partimizde istişare esastır diyor. Sayın e, Akşener de diyor adayı yetkili kurullara getirecektir. Yetkili kurullarda konuşulacaktır. Bu ne demek? E, bu diğer dört parti e, herhangi bir adayın ki bu adayın ismi fark etmeksizin herhangi bir adayın ismi üzerinde karar verse dahi e, İYİ Parti'nin yetkili kurullarında da bu ismin onaylanması gerekecek demek. Şimdi bu aslında şimdi ilkesel olarak baktığınızda e, tabii ki istişare sürecinin işletilmesi e, adına bakarsanız doğru bir yaklaşım tarzı. E, siyaseten bir hamle olarak değerlendirdiğinizde ise İyi Partinin e, son dakikaya kadar dediğimiz hani o direnç hattını koruyacağına dair çok daha güçlü bir Emare, yani netice itibariyle orada 5 beş adayın 5'i de mutabaka şey 5 partinin hepsi aday üzerinde mutabık kalmadığı müddetçe neticede aday açıklanamıyor. E şimdi 4 partinin lideri tek yetkili olarak girecek oraya. Ama Meral Hanım derse ki tamam işte X aday burada diyelim ki 4 parti tarafından kabul edildi. E benim bu X adayı bir de partimin yetkili kurullarına götürmem gerekiyor. Yani işte partisinin yüksek istişare kurulundan geçirecek. Oralarda tartışacak Yani bu adayın tartışılması. Şimdi tamam Meral Hanım direnç noktasını orada daha net belirliyor. Yani burada bu istişareden de geçecek geçmesi gerekiyor. Diye ama bir yandan da şöyle bir durum ortaya çıkacak. Daha aday aslında rakibinin yani AKP'nin karşısına çıkmadan içeride de tartışılmaya başlayacak. Yani aslında tartış adayı tartıştırmış olacaksınız bir yerde. Altılı Masa'nın adayını tartıştırmış olacaksınız bir yerde. Yıpranmış olacak. Yani kendi işinizle yıpran yıpratmış olacaksınız. Buna da e, bu sürecin yaşanmaması adına önümüzdeki süreçte e, şöyle bir durum olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim ee, Bir kere Mansur Yavaş ismiyle alakalı Yapmış olduğumuz haberde de e, Bahsettiğim az önce e, Kemal Bey'in zaten Meral Hanım'a o ikili özel toplantıda e, Mansur Yavaş Benim kararıma e, Saygı duyacağını söyledi Ben ne diyorsam onu yapacak O şekilde tavır alacak demişti Hatta e, bir milletvekili İyi partili bir milletvekili Hukuk fakültesinden e, Sayın Mansur Yavaş'ın Okul arkadaşı, çok yakın arkadaşı olan e, birisi gönderildi bir milletvekili ve orada da bir görüşme yapıldı bunu teyit etmek için. Mansur Yavaş da, evet ben Sayın Kılıçdaroğlu e, izin verirse, onay verirse aday olurum e, ve seçimi de ilk turda kazanırız. Ama e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bu noktada bir onay vermediği müddetçe benim ismimi lütfen adaylık spekülasyonlarına karıştırmayın. Böyle bir şey mümkün olmaz. O onay vermediği şeklinde bir tavrı oldu.